Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın ana teması İsrail'in hukuk tanımazlığı ve Gazze'ye yönelik vahşetin ağırlaşan bilançosu konu başlığını taşıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze soykırımı ile ilgili Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuru sonucu verilen 3 ara kararda da İsrail'in Gazze şeridindeki saldırganlarına derhal son vermesi gerektiğine hükmetmesine rağmen İsrail'in adeta tüm dünyaya meydan okurcasına Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararlara uymayacağını açıklaması bir bakıma ABD'den aldığı güçten kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022 yılında yapılan başvuru talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı karar sonucu İsrail'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de uyguladığı işgalin kalıcı işgale dönüştüğünü, bu yerleşim bölgelerinden sürülen Filistinli yerleşimcilerin geri dönmelerine izin verilmediği ve 1967'den beri işgal altında tuttuğu bu bölgelerde sürekli olarak yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin kurulmaya devam ettiği ve Filistinlere ait doğal kaynakların da İsrail tarafından hukuksuz olarak işgal edilerek kullanıldığını vurguladı. İsrail'in hukuk tanımaz uygulamaları karşısında uluslararası toplumun hala politikalarına teşne olması kabul edilebilir bir durum değildir. Siyonist Netanyahu ise iktidarda kalabilmek adına tüm yolları deneyerek 7 Ekim başarısızlığına dair sorumluluğu diğer yetkililer üzerine yıkarak iktidardaki ömrünü uzatma telaşı içerisinde olduğunu görmek mümkündür. Netanyahu 7 Ekim hezimetini oluşturacak heyetin oluşturulmasını engelleme yoluna gitmektedir. Değerli basın mensupları, Netanyahu ABD'de Trump'a yönelik suikast girişiminden de yararlanmak adına meclis toplantısı gerçekleştirerek hükümet içerisinde kendi aleyhinde konuşan yetkililerin kendisine karşı nefret oluşturduğunu ve bu nefretin kendisine yönelik bir suikast ile sonuçlanabileceğini ifade ederek adeta kendisini savunma yoluna gitmesi kaybolan itibarını yeniden kazanmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bütün bu çabalara rağmen İsrail TV 12 kanalı tarafından yapılan ankete göre Yahudilerin büyük çoğunluğu Gazze konusunda söz konusu dönemdeki başarısızlıklar nedeniyle soykırımcı Netanyahu'ya karşı duyulan memnuniyetsizliğini ortaya koymuş oldu. Katılımcıların %44'ü soykırımcı Netanyahu'nun derhal, %28'inin ise Gazze'ye yönelik saldırılar sona erdiğinde istifa etmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Aynı ankette Netanyahu 7 Ekim'deki en sorumlu kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Kendi toplumu tarafından en sorumlu kişi olarak ortaya konulan soykırımcı Netanyahu'nun 7 Ekim'den itibaren Gazze'de uyguladığı soykırımın acı bilançosu karşısında hala suskunluğu tercih eden uluslararası toplum Gazze şeridindeki Filistinler tamamen yok olunca mı sesini çıkaracak? Şu ana kadar yaklaşık 40 bin şehit, bunların %70'ini çocuk ve kadınlar oluşturmaktadır. Değerli basın mensupları, Gazze'de şu ana kadar 40 bin şehit ve acı tablo gün geçtikçe artarken 88.241 yaralı ki bunların %75'i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 10 bin kişi kayıp, enkaz altında veya nerede olduğu hala bilinmiyor. 7 Ekim'den bu yana Siyonist İsrail hapishanelerinde de yoğun işkence sonucu 54 Filistinli yaşamını yitirdi.
Bombardıman sonucu 591.400 ev zarar gördü. 150 bin ev ise oturulamaz durumda. Wall Street Journal uydu görüntülerine göre Gazze'deki binaların %72'si hala hasarlı. Şimdiye kadar Gazze'ye atılan patlayıcı miktarı 80 bin ton olup Hiroşima'ya atılan atom bombasının 5 katı güce sahiptir. Gazze'de 2 milyon kişi yerinden edildi ve Gazze sakinlerin %25'inin sığınacağı yer yok. Siyonist İsrail tarafından 3.344 toplu katliam saldırısı düzenlenmiştir şimdiye kadar. Şu ana kadar tespit edilen toplu mezar sayısı ise 130. Tüm bu vahşet ortada dururken Yemen ve Güney Lübnan saldırılar düzenleyen Siyonist Netanyahu hükümeti savaşı tüm Orta Doğu'ya yayabilmek amacıyla var gücüyle çaba gösterirken artık bir insanlık sorunu olan bu vahşet ve soykırım karşısında herkesi duyarlı olmaya çağırdığımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun.